3 gün önce 29 Haziran'da 2023'ün en önemli astronomik keşfi açıklandı. Şu anda bütün astronomi ve fizik dünyası yeni paylaşılan bu keşfi konuşuyor. We built our galaxy-sized gravitational wave antenna using almost 70 millisecond pulsars spread across the Milky Way. Ben de canlı yayında izledim ama herhangi bir yanlış yapmamak için canlı canlı aktarmayı tercih etmedim. Onun yerine sizlere bu videoyu hazırlayarak astronomiyle ilgili olmayan kişileri bile heyecanlandırması gereken bu keşfi tane tane izah etmeye çalışacağım. Ta Einstein'dan bu yana evrenle ilgili bir şeylerden şüpheleniyoruz. Gravitasyonel dalgalardan. Gravitation kelimesini böyle dümdüz yer çekimi şeklinde çevirmek istemiyorum. Çünkü onun içinde böyle çekim, kütle çekimi, cazibe gibi pek çok anlamı barındırıyor. O yüzden doğrudan gravitasyonel demeye devam edeceğim. İşte evren tümüyle gravitasyonel dalgalanmalarla dolu. Uzay zaman kumaşının kendisi dalgalanıyor. Buna da gravitasyonel dalga arka planı deniyor diyorum. Ama şunu da hemen belirteyim. Çünkü çok yeni bir alan bu. Bilim insanı olmak isteyip de böyle hangi konuda çalışsam ki acaba diye düşünüyorsanız aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ne kadar yeni biliyor musunuz? 2015'te ilk kez tespit edildi. 2017'de tespit edenlere Nobel Fizik Ödülü verildi ve ben de hemen o konuya ilişkin bir video hazırlayarak detaylarını anlattım sizlere. Ve işte şimdi 2023'te onu tespit etmenin öyle bir yolu bulundu ki neredeyse evrenin fısıltısını duymaya başladık. Daha doğrusu diye çıkan sesini. Şu ana kadar iki yıldızın ya da iki kara deliğin çarpışması sonucu evrende meydana gelen dalgalanmaları kaydettik. Adeta o çarpışmaların sesini duyduk. Evet, adeta duyduk diyorum çünkü bu dalgalanmalar insan kulağının duyabileceği spesifik frekanslarda meydana geldi. Ama kimse sesi bu şekilde fiziksel olarak duyamadı. Çünkü bu dalgalanmalar atomları ya da molekülleri değil, uzay zaman kumaşını titretiyor. Fiziksel olarak resmen bu sesi işitebilmenin tek bir yolu var. O da çarpışmakta olan kara deliklerin hemen yanına gitmek. Ki bunu da kimseye tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Peki nasıl anlayacağız bu konuyu? Bulabildiğim en iyi benzetme bizim dünyamızda da rahatlıkla görebildiğimiz bir yerden geliyor arkadaşlar. Okyanuslardan. Büyük bir denizde olduğunuzu hayal edin şimdi. Ve çevrenizdeki o uçsuz bucaksız suları da uzay zaman kumaşı dediğimiz şey olarak düşünün. Siz de orada bir kayıktasınız. Etrafınızda türlü türlü dalgalar oluşabilir o sırada, değil mi? Bazen deniz dümdüz olabilir. Bazen hafif dalgalanmalar meydana gelebilir. Bazen de devasa dalgalarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle küçük bir kayığın içindeyken düşük dalga boylarını hissetmek kolaydır. En küçük dalgalarda bile kayığınız böyle bir aşağı bir yukarı hareket eder. Ama çok çok yavaş oluşan o çok büyük dalgaları hissedebilmek o kadar da kolay değildir. Öylesine büyük dalgaları yine büyük olan bir gemide hissedebilirsiniz ancak. Büyük gemilerde de az önce sizi sallayan o küçük dalgaların neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Ama dünya üzerinde sürekli oluşan öyle büyük bir dalgalanma var ki onu hissedebileceğiniz büyüklükte bir gemi daha yapılamadı. Gelgit olayı gezegen büyüklüğünde bir dalgalanma. İşte gravitasyonel dalgalar da öyle tek tip bir dalga değil. 2015'te ilk kez tespit edilen dalgalar okyanustaki küçük bir kayığın içinden hissedilebilecek kadar minik dalgalardı. Ama yine de onları hissedebilmek için bir kayık kullanmak gerekiyor, değil mi? Bir araç. İşte 2017'de Nobel ödülü kazananlar o özel kayığı yapanlar. Özel ölçüm aracını. Pek de minik bir kayığa benzemiyor. Her iki tarafa doğru 4 kilometre uzunluğunda vakumlu tüneller içerisinde hareket eden çok hassas lazerler ve aynalardan oluşan çok özel bir araç bu. İşte bununla o minik dalgaların gerçekten var olduğu kanıtlandı. Denize minik taşlar attığımızda oluşabilecek o minicik dalgalar. Tabii taşlar yerine uzaydaki minik kara deliklerin çarpışmasıyla oluşuyorlar. Ya da nötron yıldızlarının çarpışmasıyla. Minik dediğime de bakmayın, yıldız büyüklüğündeki kütlelerden söz ediyoruz elbette. Şimdi, okyanusta oluşabilecek en büyük dalgaları bir hayal edin. Mesela
tsunami dalgalarını, işte uzay zaman kumaşında da böyle dalgalanmalar meydana geliyor. Devasa büyüklükte dalgalar. Şimdi diyeceksiniz ki onları tespit etmek kolay değil mi? Hayır, daha zor. Bunları kıyılara vurmadan önce tespit edebiliyoruz ama kayık ve gemi örneğini hatırlayın. Öyle devasa bir dalga oluşurken üzerinde kayıkla durursanız size hiçbir şey olmuyormuş gibi gelir. Çünkü dalganın yüksekliği sadece birkaç santimetreyken dalganın boyu derin denizlerde yüzlerce kilometreye ulaşabilir. Bu tür bir dalganın etkisini hissedebilmek ve onu ölçebilmek için yüzeyde ve diplerde belli noktalara, belli aralıklarla yerleştirilmiş şamandıra ve ölçüm araçlarını kullanmak gerekir. Ancak bunların arasındaki mesafe değişimlerine göre devasa dalgaların oluştuğunu anlayabiliriz. Şimdi aynı şeyi uzay için düşünelim. Uzay zaman kumaşını devasa bir okyanus olarak hayal edelim. Bu kumaştaki çok büyük dalgalanmaları onun içindeki küçücük dünya kayığından hissedebilmemiz mümkün değil. Okyanusun farklı yerlerine yerleştirilen o şamandıralara ihtiyacımız var. Ancak bazı gravitasyonel dalgalar o kadar büyük ki binlerce ışık yılı boyunda. O yüzden uzay şamandıralarımızı da uzayda çok geniş bir ölçekte dağıtmak gerekiyor. İşte bu hafta açıklanan o çok önemli astronomi keşfi yapan bilim insanları tam 15 yıldır bu konu üzerinde çalışıyordu ve çok zekice bir şey keşfettiler. Uzay şamandırası olarak pulsarları kullanmak. Pulsarlar aslında nötron yıldızları. Çok güçlü manyetik alana sahipler ve manyetik kutuplarından güçlü bir radyo ışınımı yayıyorlar. Yani uzayı bir okyanus olarak düşünürsek bunlar da resmen oradaki deniz fenerleri gibi. Nötron yıldızının dönüş ekseniyle bu manyetik ekseni çakışmadığında aslında bir deniz feneri gibi uzayı tarıyor. Eğer bu doğrultuda yer alırsak periyodik olarak yanıp sönen bir radyo ışınımı görüyoruz ve bu özel nötron yıldızlarına pulsar adını veriyoruz. Pulsating yani atım, zonklamak, zonklayan yıldız bunlar. Türkçe'ye atarcı olarak da çevrilebiliyor bazen. Peki pulsarları bu iş için bu kadar özel kılan ne? Çünkü onların zonklamaları çok hassas. O kadar hassas ki bir saat gibi kullanılabiliyor. Bakın şimdi size birkaç tane pulsar sesi dinleteyim. Kuzey gökyüzündeki en parlak pulsarın sesi bu. 0.714.520 saniyede bir atım yapıyor. 5,5 milyon yıldan beri hiç şaşmadan. Bu kadar hassas bir saat olabilir mi? Zaten o yüzden bir ara atom saatleri yerine pulsar saatleri kullanma düşüncesi bile konuşuluyordu bazı çevrelerde. Bakın bu da bir başkası. Hepsinin farklı bir frekansı var. Kimisi saniyede bir iki kere yanıp sönerken, kimisi saniyede yüzlerce defa yanıp sönüyor. Yani o koca yapılar saniyede yüzlerce tur atarak muazzam bir hızla dönüyorlar ve bunu hiç sektirmeden çok hassas bir şekilde yapıyorlar. Evrenin her yerine serpiştirilmiş böylesine bir saat gibi hassas milyonlarca pulsar var. Bunları kullanarak bir ölçüm aracı yapılamaz mı? NanoGrav adındaki çalışma grubu işte tam olarak bunu yaptı. Amerika ve Kanada'dan 190 bilim insanının bir araya gelerek yürüttüğü 15 yıllık bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda Avrupa, Hindistan, Avustralya ve Çin'deki teleskoplarla yapılan başka bağımsız gözlemlerle de doğrulandı. Yani %100 eminiz. Galaksi boyutunda bir dedektör yapıldı. Bakın dünya boyutlarında demiyorum. Güneş sistemi de değil, galaksi boyutlarında bir dedektör. Bunun için Samanyolu galaksisindeki tam 67 farklı pulsarı kullandılar. Eğer aradan bir gravitasyonel dalga geçecek olursa, esneyen uzay zaman dokusu pulsarın atımında periyodik gecikmelere neden oluyor. Çünkü ışığın alması gereken yol miktarı aradaki uzayın esneyip büzüşmesi nedeniyle değişiyor. Dolayısıyla pulsarın atım süresi bir süre zarfı boyunca giderek artan bir şekilde gecikiyor. Sonra o esneyen bölge geri büzüşünce de atım süresi geriye dönüyor. Matrix'teki glitch gibi. A glitch in the Matrix. It happens when they change something. Samanyolu galaksisinde birbirlerinden binlerce ışık yılı uzaklıktaki pulsarlarda aynı anda bir glitch oluşuyor.
Yani o sırada evrendeki devasa tsunami dalgalarından biri bizim galaksimizin üzerinden geçiyor. Uzay zaman kumaşında o kadar büyük bir dalga ki bu, biz hayatımıza gayet normal bir şekilde devam ediyoruz o sırada. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Okyanustaki minicik kayığımızda bize bir şey olmuyor. Ama evren ölçeğinde son derece büyük bir olay bu. Peki neden oluyor? O gravitasyonel dalgaları başlatan şey ne? Okyanuslarda böylesi büyük dalgaların oluşabilmesi için dünyada deprem gibi çok güçlü etkilere ihtiyaç var. Öyle sadece denize taş atarak olabilecek bir şey değil. Peki uzayda böylesine büyük dalgaları oluşturmak için nasıl bir güç gerekiyor dersiniz? Yine kara delikler. Ama süper kütleli devasa kara delikler birbirlerine yaklaşınca ve daha sonra da çarpışınca böylesine büyük gravitasyonel dalgaları oluşturuyor. Güneşi düşünün. Binlerce değil, milyonlarca değil, milyarlarca kat büyütün. Yanına aynı kütleli başka bir güneş daha getirin. İşte bahsettiğimiz kara delik çiftleri böylesine büyük kütlelerdi. İki galaksi çarpışırken bunlar da önce aralarında adeta bir dans başlatıyor ve en sonunda birbirleriyle çarpışıyor. O çarpışmanın oluşturduğu dalgalar milyarlarca yıldır evrende yayılıyor ve bizim galaksimizden geçerken de işte o pulsarları etkiliyor. Gravitasyonel dalgaların sebeplerinden biri işte bu olabilir. Sadece çarpışma da değil bakın, çarpışma öncesindeki o uzunca süre birbirlerinin etrafında dönerlerken de bu dalgalar oluşuyor olabilir. Evrenin her yerinden geliyor bunlar. Oldukça alçak, derin, pes bir ses gibi. Peki bunun başka bir sebebi de kozmik sicimler olabilir mi? Evrenin ilk zamanlarında meydana gelen ani değişimler bu olağan dışı formasyonlara yol açmış ve onların titreşimleri de bugün bile duyuluyor olabilir diyenler var. Evrenin başlangıcından kozmik enflasyondan ortaya çıkan dalgaları duyuyor olabiliriz. Başka bir öneri hipotetik kozmolojik evren modellerinden biriyle ilgili. Big Bounce yani büyük sekme. Buna göre evren böyle bir patlıyor Big Bang gibi, büyüyor ve sonra tekrar içine çöküyor. İşte bizim Big Bang'imizden önceki evren içine çökmüş olabilir ve onun yarattığı dalgaları yeni keşfetmiş olabiliriz diyenler de var. Yani bir önceki evrenin sesini duyuyor olabiliriz. Bu sonuncusu için çok daha fazla kanıta ihtiyaç var elbette ama yine de olası açıklamalardan biri. Öyle ya da böyle birkaç yıl önce canlı yayında sizlerle paylaştığım bir kara delik fotoğrafı vardı ya işte o olaydan bu yana en büyük astronomik keşiflerden biriyle karşı karşıyayız. Evreni büyük bir senfoni olarak hayal edersek her bir gök cismini de farklı bir enstrüman olarak düşünebiliriz. Birbirlerinin etrafında dönen kara delikler bu orkestranın bas partisyonunu yazıyor. Kozmik senfoni, galaksilerin evrimi ve kozmosun tarihine ilişkin yepyeni ve eşsiz içgörüleri sağlamaya devam ediyor. Ve o senfonideki çok büyük cisimlerin çıkardığı devasa bir hım sesini bizler daha yeni yeni işitmeye başladık.